Kampüste iyilik var. Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Biz Yaşar Üniversitesi'ndeyiz. Okul başladı, sınıflar dolmaya başladı. Hareketlendi her yer ve Cansu ile mikrofonun ucundayız. Herkese merhaba, mutlu haftalar diliyorum. Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu Radyo'dan. Neler söyleyebilirim? Aslında bir aylık aradan sonra gerçekten özlemişim hocam burada oturmayı. Özellikle sizle birlikte olmayı, değerli konuklarımızla birlikte olmayı. Umarım güzel bir dönem geçiririz. Bugün yine güzel, değerli konuklarımız bizimle birlikte. Ama ben ilk hafta olduğu için çok uzatmıyorum sizi. Kevser hocama veriyorum. Evet, uzun bir ara oldu. Hakikaten özledik biz bu masada oturmayı, bu mikrofona bu kadar yakın olmayı. Ve yeni dönemde, bu dönemde bizim farklı illerden dinlendiğimizi biliyoruz şu anda. Hadi yayına çıkıyor musunuz? Bekliyoruz. Yani mesela Eskişehir'de bir dinleyicimiz var. İstanbul'da başka bir dinleyicimiz var. Onları da sevgilerimizi iletiyoruz. Biz dinlemeye devam ettikleri için çok mutluyuz. Bugün LÖSEV'den konuklarımız var. Önce Berçin Gamze Edirne ve Sinem Pelikli. Berçin Halkla İlişkiler Yöneticisi. Sinem de LÖSEV İzmir İli Koordinatör Yardımcısı. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz, nasılsınız? Güzel çalışmalarınız devam ediyor. Teşekkürler. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İnşallah daha da iyi olacağız. Berçin, hemen LÖSEV deyince tabii hemen herkesin aklına gelen bir görüntü var. Bir tuğlada siz koyundaki o maskeli çocukların görüntüsü. Ama LÖSEV'in açılımı nedir? Ne zaman kuruldu? Biraz tarihçesinden başlayarak anlatır mısın bize? Tabii. LÖSEV aslında LÖSEV'li Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ismimizin tam açılımı. Hem sağlık hem eğitim vakfıyız. 98 yılında Ankara merkezli olarak kurulduk. Ondan sonrasında İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'da, Bursa'da, en son olarak da Eskişehir ve Kayseri'de ofislerimizi açarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu an 22 binin üzerinde hasta sayımız var ve tüm Türkiye genelindeki hem çocuk hastalara ve artık bize kayıt olmak isteyen, yardımlarımızdan yararlanmak isteyen erişkin kanser hastalarına da yardımlarımızı ulaştırıyoruz çeşitli tesislerimizde. Evet. Bir hastanemiz var. Zaten 2000 yılından beri bir hastanemiz vardı ama artık şu an yeni bir kent kompleksinin içerisinde hizmet veriyor. Ondan detaylı bahsedeceğim zaten. Yine çocuklarımız için bir ilköğretim, ortaöğretim okulumuz var şu anda. Ailelerimizin konaklamaları için LÖSEV İli Çocuklar Köyümüz var, konaklama merkezimiz. Aile annelerimizin hizmet verdiği atölyelerimiz var, istihdam edildiği rehabilitasyon atölyeleri. Bunlarla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anladım. Çok güzel. Yürütülen projeler, farklı projeler var ama önce şu 14 Şubat Sevgililer Günü geliyor. Herkes sevgilisi de hani neler yapmak istiyorlar, nasıl sürprizler yapmak istiyorlar. Güzel sürprizli çalışmalar var, hediyeler de var, evet, size galiba. Evet. Biraz ondan hemen bahsedelim istersen. Az önce bahsettiğimiz gibi aslında şunu söylemek gerekiyor öncelikle. Bizim rehabilitasyon atölyelerimiz var ve bu atölyelerde çocuklarımızın anneleri istihdam ediliyor. Bu istihdam sırasında da üretilen hediyelik çok güzel el emeği ürünlerimiz var. Bunları sevdiklerinize özel günlerde hediye edebilirsiniz ve 14 Şubat temalı da pek çok ürünümüz mevcut. Bu ürünler 14 Şubat öncesinde AVM'lerde İzmir'de yerini alacak. Ya bu cumartesi gününden itibaren salı gününe kadar Agora AVM'de açık olacak olan bir standımız var. Yine aynı şekilde cumartesi pazar Point Bornova AVM'de açık olacak bir standımız var. Aynı şekilde hafta sonu Ege Park ve Çiğli Kipa'da da standlarımıza ulaşabilecek gönüllülerimiz. Buradan sevdikleri için hem güzel bir hediye seçebilecekler hem de bu anlamlı günde sevgilerini ifade ederken LÖSEV'li bir çocuğun da hayata tutunmasına katkı sağlayacaklar. Evet. Tekrarlayalım istiyorsanız yerlerine. Ege Park dediniz, Kipa Çeyli, Bornova, Point Bornova ve Agora AVM. Evet.
Evet. Peki LÖSEV'in İzmir'deki ofisi ne tür çalışmalar yapıyor? Bu arada şöyle bir açıklama yapalım. Yaşar Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk dersleri kapsamında her dönem epey bir öğrenci LÖSEV'le gönüllü olarak çalışıyor. Bizim de en çok işbirliği yapmayı sevdiğimiz kurumlardan bir tanesi. Çünkü bütün iş süreçleri tanımlanmış, gönüllü geldiğinde neyle karşılaşacağını biliyor, nasıl bir sorumluluk alacağını biliyor ve sonunda hani nasıl tamamlayacağını da biliyor. Bu anlamda da hakikaten Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin gönüllülük deneyimlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için çok iyi bir olanak sağlıyorsunuz. Teşekkür ederiz bu yüzden size. LÖSEV İzmir neler yapıyor? Aslına bakarsanız merkezimizde yürüttüğümüz tüm çalışmaları belki biraz daha küçük ölçekte İzmir'de ve Ege bölgesinde de yürütüyoruz. Biz evet. İzmir İrtibat Ofisi olarak tüm Ege bölgesinden sorumluyuz çünkü. Burada da bize kayıtlı ailelerimize yardımlar ulaştırıyoruz. Özellikle sizin bahsettiğiniz gibi dönem içerisinde bize gelen öğrenci arkadaşlarımız ailelerimize yardım kolisi hazırlanmasına da yardımcı oluyorlar. Onların kargolarını da bir şekilde ne gibi mesela erzak? Evet, özellikle üniversitelerde açılan standlarda kuru gıda yardımları topluyorlar. Bu geçtiğimiz dönem yine Yaşar Üniversitesi'nde de gerçekleştirdi arkadaşlarımız mümkün mertebe. Açılan standlarla ailelerimizin gıda yardımlarını ulaştırmak için bir hafta açık kalıyor örneğin. Yardımlar topluyorlar. Sonra kampüs içerisinden, aslında kampüste iyilik var sloganına da çok uygun bir şekilde gönderim gerçekleşiyor ve kargo buradan teslim alıyor. Kendi elleriyle topladıkları gıdaları kendileri paketliyorlar ve ailelerimize doğru yola çıkıyor bu paketler. Bizler için çok kıymetli bir çalışma. Çünkü öğrenci arkadaşlarımız ben ne yapabilirim diye düşünebilir. Hani benim ne kadar katkım olabilir ki diye düşünebilir ama aslında öyle değil. Getirecekleri bir paket makarna, bir paket pirinç bizim ailemizin sofrasında bir öğün yemeği oluşturuyor. Bunlar da çok kıymetli destekler. Bu İzmir'de olmadığını biliyorum. Evlerden de biraz bahseder misiniz? Konaklama evlerinden. Evet. Dediğiniz gibi İzmir'de ofisimiz ve eğitim binamız var. Konaklama merkezimiz Ankara'da. Hem bir köyümüz var. Bu köyün içerisinde apart dairelerimiz mevcut. Ailelerimizin ücretsiz bir şekilde tedavi esnasında konaklayabildiği. Kirazlı Konak ismini verdiğimiz bir otel binamız mevcut. Aynı zamanda da yine yeni hastanemizin olduğu bölgede de konaklama imkanları sunulacak bu hazırlık aşamasında. Ailelerimizin tedavi sürecinde mümkün mertebe tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, çünkü konaklama çok büyük bir masraf. Kurum olarak onların yanlarında oluyoruz. Bu dairelerde çocuk ve ailesi için ayrı odalar, ayrı tuvalet ve banyolar, yine yiyecek içeceklerini tamamen vakfımız tarafından temini, servis edilmesi evlere, yemeklerin 3 öğün 4 öğün şeklinde tamamen her türlü imkanın karşılandığı tesis aslına bakarsanız LÖSEV İl Çocuklar Köyü şu anda. Yani kaç yaş diyeceğim ama biz şimdi Kanser Çocukları Mutfakları'yla da bir başka çalışma yürütüyoruz. Sizin az sonra hastanelerde yaptığınız çalışmaları da öğreneceğiz. Orada kanserle doğan çocukların da olduğunu öğrendiğimizde hani bilmediğimiz bir alan, çok şaşırmıştık. Hatta Cansu o projenin geçen dönem koordinatörlüğünü yaptı ve yaklaşık 90 genç arkadaşımız, üniversitede arkadaşımız da o projede çalıştı. Yaşar Üniversitesi'nde öğrenci çok. O yüzden bütün sivil toplum kuruluşlarına gönüllü anlamda yönlendirme yapabiliyoruz. Bu konuda gerçekten bir farklı. Ya ben kendi okulum diye söylemiyorum ama gerçekten bir farklılık var yani Yaşar Üniversitesi öğrencilerinde. Güzel bir projeydi bizim için de. Yani elimizden geldiği kadarıyla yardım ettik. Onların yanında olduk. Keşke böyle herkes böyle projelere destek çıkabilse. Evet. Keşke herkes yardım edebilse ama. Evet, hastanelerde Kaçuv'un bize verdiği eğitimlerden yola çıkarak, tabii önce eğitimle, mutlaka siz de onlardan bahsedeceksiniz biliyorsunuz. 2 gün hafta sonu burada eğitim aldı. Yoğun bir eğitim aldı. Arkasından onkoloji servislerinde düzenli olarak her hafta her bir genç arkadaşım 2 saatlik bir etkinlik planladı. Tabii. Öyle devam etti ve 4 hastaneyle çalıştık değil mi Cansu biz?
3 hastaneyle. 4 hastaneyle çalıştık hocam ama Ege Üniversitesi'nde 2 bölümle çalıştık. Bir onkoloji bölümü, bir de hematoloji bölümüyle birlikteydik. Evet. Ama İzmir genelinde 4 hastaneydi. Tepecik'le, 9 Eylül'le, Ege'yle ve Behçetuz'la birlikte çalıştık, evet. Çalışmalarımızı sürdürdük bir dönem boyunca. Şu an devam eden arkadaşlarımız da var, hatta öğrencilerimiz devam ediyor şu anda. İşte onlar artık gönüllü oluyorlar. Onlar gönüllü oluyorlar. Sizin hastanelerdeki çalışmalarınızı. Ben de ondan bahsedeceğim. Öncelikle yürütülen tüm çalışmaları takdir ediyorum. Evet, bu hepsi çok önemli aileler için, çocuklar için. Bizim kurum olarak şöyle bir bakış açımız var bu konuda. Hastanelere yapılan ziyaretlerde biz sadece ziyaret etmek amaçlı, durum değerlendirmesi amaçlı hastaneyi ziyaret ediyoruz ya da ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için. Bunu kendi bünyemizde oluşturduğumuz vakfımızda sosyal hizmetler departmanımız var. Sizin bahsettiğiniz arkadaşımızın da görev aldığı. Sadece bu konuda dediğiniz gibi çok ciddi bir eğitim süreci gerekiyor. Çünkü çok etkilenebiliyorlar. Biz bu ayrıntıda aslında sadece bu ekibimizin hastaneye girmesini daha uygun buluyoruz. Çünkü çocukların enfeksiyon kapma süreci gerçekten çok riskli. Yani çocuk kemoterapi tedavisi aldığı için çok hızlı enfeksiyon kapabiliyor. Bizde de gönüllülerimiz, özellikle LÖSEV'e başvuran kişiler hastane ziyaretleri gerçekleştirmeyi çok arzu ediyorlar. Aslında bu haklı bir istek. Hani çocuklar için temel şeyler yaptıkları için onları görmek istiyorlar ama biz onlara hep şunu anlatıyoruz. Yani çocuklarımız enfeksiyon kapabilir. Biz gelin iyileşen çocuklarımızla hastane sürecinden sonraki o sosyal eksiği olan çocuklarımıza destek verelim birlikte. Hastane sürecinde ziyaretleri sadece kadromuz gerçekleştirerek ihtiyaçlarını tespit ediyor. Bu kendi hastanemiz için de geçerli. Mesela Losanta Hastanesi ziyarete kapalı bir hastane. Çünkü dediğimiz gibi bu enfeksiyon riski ve bir de maalesef herkes sizler gibi bu konuda duyarlılık göstermeyebiliyor ve içeri girdiğinde çocuklar sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu nedir? İşte gözleri yaşarabiliyor. Aslında hani, evet, acıyarak bakabiliyorlar ve bu çocuğun motivasyonunu, moralini bu çocuğun çok bozuyor. Tedaviye tedavisinin olumlu gitmesini de bozabiliyor. Doğru, yani çünkü çocuk şöyle düşünüyor. Ben aslında iyiyim. Doktorum iyi olduğumu söylüyor. Ailem iyi olduğumu söylüyor ama bu abla ve abi neden ağlıyor? Bana neden böyle bakıyor? Bu tarz riskler içinde biz gönüllülerimizle, daha doğrusu sosyal hizmetler departmanımız dışında bu eğitim almış arkadaşlar dışında bu çalışmaları yürütmüyoruz. Ama biz daha çok hastanede çocuklarımıza maddi destek sağlıyoruz. Maddi burslar, aynı yardımlar ulaştırıyoruz. İlaç konusunda, kan konusunda destek sağlıyoruz. Sosyal desteğimizi de dediğim gibi eğitim binalarımızda, etüt çalışmalarımızda çocukların hastane süreci bittikten sonra sağlıyoruz. Evet. Yani şöyle bir, hani bir çocuk hasta oldu, zaten maddi durumu olmayan çocuklardan hep bahsediyoruz. Evet. Onu ayrıca altını çizelim ama o hastalığının tanısı konduğundan iyileşene kadarki süreçte başka bir hastanede eğer tedavi görüyorsa destek, kendi sizin hastanenizde tedavi görüyorsa hem tedavi hem destek çalışmalarına mı LÖSEV destek oluyor diyelim? Aslında biz maddi anlamda düşük olan ailelerimize destek vermiyoruz sadece. Çocuk erişkin tüm kanser hastalarına maddi, sosyal ve tıbbi destekler veriyoruz. Tamam. Tıbbi destekler, kastettiğim tıbbi destekler Losante'de tedavi gören hastalarımız için. Losante? Evet, Losante'de tedavi gören hastalarımız için. Losante'de tedavi görmeyen diğer hastalarımız da, örneğin Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi. Evet. Bu hastanelerde tedavi gören çocuk erişkin, maddi durumu, sosyal güvencesi ne olursa olsun, ailelerimize biz yardımcı oluyoruz. Konuşmanın başında araya da girmek istemedim. Yetişkin hastalardan kastederken sadece tıbbi anlamda Losante'de tedavi hizmeti verdiğimiz hastalardan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda işte 70 yaşındaki bir akciğer kanserli hasta ama Ege Üniversitesi'nde tedavi görüyor. Buca'da oturuyor. Yine de bizden destek alıyor. Fakat sadece tıbbi
tıbbi anlamda destek alamıyor. Gıda yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Hı hı. Maddi destekler veriyoruz durumuna göre elbette. Hı hı. Sosyal etkinliklerimizden yararlandırıyoruz. Mesela yarın bir Ebru etkinliğimiz var yetişkin hastalarımızla birlikte. Evet, sosyal etkinliklerin de altını çizip biraz açmak istiyorum. Evet, dolayısıyla hani bu tanımı koymak lazım. Hedef kitle kimdir, kim size ulaşacak filan, hani maddi yetersizlik tek başına bir kriter değilmiş. Çok değil. Da güzel ve açıkladınız. Teşekkür ederim. Güvence konusu da herhangi bir kriter değil. Yani sağlık güvencesinin olması ya da olmaması bizim için herhangi bir kriter değil. Lösev'den yardım almak isteyen, kanser, lösemi tanısı almış olan her yaştan hasta, bu dediğiniz gibi anne karnında yeni doğmuş maalesef kanser tanısı almış bir çocuk da olabilir. Hı hı. 60 yaşında erişkin bir kanser hastası da, tanısı da fark etmeden bu beyin tümörü, göğüs kanseri, akciğer kanseri. LÖSEV'e başvurarak bizim yardımlarımızdan ve sosyal etkinliklerimizden faydalanabilir. Hı hı. Şimdi sosyal etkinlikleri söylediğinizde dayanışma ve hastalık gruplarında da çok önemli. İşte meme kanserliler derneği var, kas hastalıkları derneği var, nadir görülen hastalıklar dernekleri var filan gibi. Bir hastalık sürecinde dayanışma çok önemli. Bu sosyal aktiviteler nelerdir? Ne sıklıkla düzenlenir? Kimler nasıl erişebilirler bu etkinliklere? Bu etkinliklerimiz biz aslına bakarsanız her ay düzenli olarak düzenlemeye, sürdürmeye çabalıyoruz mümkün mertebe eğitmenlerimizin ve hastalarımızın durumuna göre. Çocuklarımız için ayrı, onların hobileriyle ilgili, işte kas gelişimleriyle ilgili sporla alakalı etkinlikler düzenlenebiliyor. Danslarla ilgili, müzik aletleriyle ilgili destek alan çok fazla çocuğumuz ve gencimiz var. Bunun dışında erişkin kanser hastalarımız için Sinem Hanım'ın bahsettiği gibi el işi etkinlikleri yine düzenlenebiliyor. Ailelerimize sosyal destek kapsamında hem erişkin hem çocuklarımız için bazı projelerimiz var. Hı hı. Mesela lösemiyle yolculuk diye bir projemiz var. Bu proje kapsamında bize kayıtlı yeni tanı almış ailelere lösemiyle ilgili, kanserle ilgili bilgilendiriyoruz. Hı hı. O ilk şoku atlatabilmek. Bilgilendirme için. Çok önemli. Tabii bir. Tabii ki uzmanlar eşliğinde yapılıyor. Süre bu, zaten. Burada işte hem doktorlarımız yine destek veriyorlar. Gönüllü doktorlarımız, psikologlarımız, uzmanlarımız bu noktada destek veriyorlar. Böyle toplantılar gerçekleştiriyoruz ki onlar sıkıntılarını anlatabilsinler. Hastanelerde o yoğunlukta soramadıkları sıkıntılarını dile getirebilsinler ve birbirlerini anlayabilsinler. Bunun dışında babalarımıza da destek veriyoruz. Bu hastalık sürecinde anne hastanede çok yıpranıyor ama hep görünmeyen bir yanı vardır. Baba güçlü olmak zorundadır. Hani böyledir bizim toplumumuzda ama belki de en çok yıpranan insandır baba. Hem güçlü görünmeye çalışarak hem çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken babalarımızı unutmayalım diye bir projemiz daha var. Sadece babalarımıza psikolojik destek sağladığımız bir toplantı ortamı oluşturuyor ve bu projeler düzenli olarak her ay yenilenerek devam ediyor. Belirli bir bireysel destekler de sağlanıyor. Her ay farklı mı sosyal aktiviteleriniz yoksa hani farklı, kitleye aynı sosyal aktiviteye ulaşıyor musunuz? Her ikisi de aslında. Aynı her ikisi de sürdürülüyor. Yani bireysel ve sürekli destek alan hastalarımız da var. Yani özel uzmanla bireysel olarak desteğini sürdüren ya da yeni gruplara da bu toplantılar belirli aralıklarla yeni kayıtlara uygulanarak denetiliyor. Berçin Hanım'ın söylediği projelerimiz, iki projemiz düzenli, periyodik olarak farklı farklı ailelerimize. Yani her ay değişik olarak ailelerimizi davet aile ediyoruz. Aile değişiyor, etkinlik tabii, tekrar etkinlik ediliyor. Aynı, etkinlik aynı, aileler değişiyor. Maalesef her ay bize yeni katılımlar gerçekleşiyor ne yazık ki. Dolayısıyla her ay bu ihtiyaç yenilenebiliyor. Hı hı. Diğer etkinliklerimiz ise, yani sosyal etkinliklerimizden kastettiğimiz çok açmıyoruz ama işte partiler, organizasyonlar, hı hı. dans etkinlikleri, hı hı. sinemaya götürüyoruz çocuklarımızı. Geziler, yurt içi yurt dışı gezilerimiz, günübirlik veya konaklamalı gezilerimiz gibi organizasyonlarda sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız için de, yetişkin hastalarımız için de. Sinemaya götürüyoruz dediniz ya, şey geldi aklıma, hani çocukların kemoterapi vesaire bu tedavi süreçlerinde korunuyor olmaları biz gerekiyor. Biz sosyal etkinliklerimizi tüm hemen hemen tüm sosyal etkinliklerimizi tedavisi tamamlanmış veya idame dediğimiz ayaktan kemoterapi tedavisinin artık sonlarına gelmiş, bitmek üzere olan çocuklarımızla gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Özellikle bu şekilde kapalı alanlarda olduğu zaman. Aynı yani hastane ziyaretlerinde uyguladığımız prensipler etkinliklerimiz için de elbette geçerli. O konuda
biz de hastasız. Fakat açık hava gibi etkinliklerimizde ki bu özellikle Uluslararası Lösemi Çocuklar Haftası'nda gerçekleştirdiğimiz şenliğimizde tedavisi tamamlanmış veya devam eden tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Anneleri de yanlarında oldukları için, anneleri babaları da ambulansla davet ettiğimiz için alana. Mayıs ayının son cumartesi kutluyoruz. Mayıs ayının son cumartesi. Son cumartesi. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası. Tüm dünyada Lösemin girişimleriyle kutlanan bir hafta bu. Evet. Evet, bayağı kalabalık şenliklerle kutluyoruz. Bayağı da kalabalık hem gönüllülerimizin hem çocuklarımızın hem yetişkin hastalarımızın hem ailelerimizin tamamının davet edildiği tek etkinliğimiz yıl boyunca yaptık. Nerede kutluyoruz? Heyecanlanıyorum. Aynı soruyu. Evet. Nerede kutlanıyor? Aslında bu neresi destek verirse kısmı. Açık alan istiyorsunuz. Açık alan. Evet, tabii ki merkezi bir nokta, herkesin kolay ulaşabileceği bir nokta olsun istiyoruz. Uzun yıllar Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda gerçekleştirdik. Karşıyaka Belediyesi destek oldu. Yine aynı şekilde uzun yıllar Bornova Büyük Park'ta bize destek verdi. Geçtiğimiz yıl Bornova Büyük Park'ta gerçekleştirdik. Çok da keyifli oluyor. Çocuklarımız gösteriler yapıyor. Yıl boyunca aldıkları eğitimlerden sonra gösteriler gerçekleştiriyorlar. Yani evet. Umut da oluyorlar aynı zamanda tedavisi devam eden diğer misafir olan çocuklarımıza. Kardeş okullarımız geliyor. Üniversitelerden gruplar geliyor. Sahne alıyorlar. Yaklaşık 3 saat, belki biraz daha fazla şenlikli, eğlenceli, kostümlü bir organizasyon oluyor. Tam bildiğiniz anlamda açık hava şenliği. Evet, biz bu sürece dahil olmak isteriz. Bu Mayıs ayında yapılacak olan hem müzik bölümü öğrencilerimize hem sosyal sorumluluk dersinin kapsamında bir şekilde hani içinde olmak isteriz. Herkesi bekleriz. Hiç fark etmez. Yaş ayrımı yok. Yani, okul ayrımı yok. Herkesi bekleriz. Çok keyif alıyoruz bizler de. İnanın personel olarak da en keyif aldığımız etkinliklerden çünkü bir başarı biri. Falan da var ya orada. Hani tedavisi evet. bitmiş çocukların motivasyonu var. Tabii. Tedavi görmekte olanların gördüğü bir iyi örnekler tablosu var. Hani hastalarını da tedavi alırken de üretebileceğine dair sonuç çıktılar var. Ve buna şahitlik edecek de birçok insan var. Evet, gönüllüler var. Çok sevindim ben. Hiç böyle bir çalışma olduğunu bilmiyordum. Benim de haberim yoktu. Dolayısıyla Mayıs ayında biz de orada olacağız. Bekliyoruz. Peki. Bir ara verelim mi hocam? Evet. Şimdi bir ara verelim. Bu çok eski bir şarkıyla bu şarkı şimdi bizi dinleyenlere ve buradaki konuklarımıza gitsin. Gelsin bakalım. Emel Sayın'dan Mavi Boncuk diyoruz ve eskilere gidiyoruz. Mavi boncuk kim neyse bu benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kim neyse benim gönlüm ondadır. Büyük ihtiyaç, herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kim neyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kim neyse benim gönlüm ondadır. Herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş.
şunda şunda, şunda bunda onda. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm onda. Ay onda bunda şunda, şunda bunda onda. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm onda. Ay onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Ay onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse Evet sevgili dinleyicilerimiz, kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Evet, şimdi az önce söyledik ama bir daha altını çizelim. 14 Şubat Sevgililer Günü geliyor. Biz arada da bu vurguyu bir daha yapmak istediğim için Berçin'den rica ediyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yakında olduğu için neyse hep açık, o dükkan hep açık. Ama satılacak olan ürünler nereden geliyor? Tamam. Şimdi bu dükkanın bizim için özelliği aslına bakarsanız şu... annelerimizin üretimi. Tamamen annelerimiz hem istihdam ediliyorlar, hem burası bir rehabilitasyon atölyesi, hem bir meslek sahibi olmuş oluyorlar, hem de bu ürünlerin satışından elde edilen tüm gelir lösemili çocukların tedavisine katkıda bulunuyor. Yani aslında çok yönlü bir proje. Çocukların annesinin motivasyonunu yükseltmek amacıyla ekonomik katkı sağlıyor. Hem ekonomik katkı sağlıyor, hem de ailelerimizin psikolojisine katkı sağlıyor. Dolaylı olarak çocuğun tedavisine de katkı sağlıyor. Evet. Bundan kaynaklı bizim için LSV dükkan projesi çok çok kıymetli bir proje. Domino taşı gibi zaten. Hepsi birbirini etkiliyor. Evet. Bu yüzden bu açılacak olan standlarda bu satışa sunulan ürünlerin hepsinin üzerinde zaten LÖSEV etiketi var. Resmi standlarımız. Bu etiketler de sizin hediye ettiğiniz kişide bir farkındalık yaratıyor. Evet. Yani bunu hediye ederken tabii ki ona aktarıyorsunuz. Bu lösemili bir çocuğun annesinin el ürünü. Hepsi çok kıymetli, el emeğiyle yapılıyor çünkü. Bu yüzden de karşı tarafta farkındalık yaratan, kuruma ve çocuklarımıza, aileye fayda sağlayan çok güzel bir proje. Evet. O yüzden Sevgililer Günü için değil, mesela normalde LÖSEV'in standlarında da bir anahtarlıklar satılıyor. Onlar evet, da aileler tarafından yapılıyor. LSV Dükkan adı altında satılan, zaten bizim satış yaptığımız markanın adı LSV Dükkan. Online olarak da ulaşabilirsiniz lsvdukkan.com üzerinden. Ben denk geldikçe LÖSEV'in standına mutlaka uğruyorum. Zaten Mavi Şehir'de oturduğum için Ege Park'a çok fazla rastlıyorum. Onu rastladıkça da açıkçası alıyorum. Onu bir merak ettim. Hani bir tek Sevgililer Günü için değil demek değil, ki. Değil, evet. Şimdi yaklaştığı için. Ürünlerimizin, o gördüğünüz işte ürünlerin, tasarım ürünlerinde hepsi zaten iyileşen gençler de ürün tasarımı yapıyorlar. Seramik atölyelerinde iyileşen gençlerden de istihdam edilenler var. Hep birlikte böyle topyekun aslında LÖSEV ailesi tarafından üretilmiş evet, ürünler evet, bunlar. Evet, evet, evet. Aslında ürünler insanı mutlu ediyor hocam. Evet. Hani almak mutlu ediyor. Ben magnetlerinizi seviyorum. Bir de o kadar şirin şeyler, evet, tasarımlar oluyor ki ben alıp benim odamda var mesela şirinler, tweet'i, şeyleri, magnetleri var mesela odamda. İşte biz de o noktada hep diyoruz, öyle düşünüyoruz. Yani onu sadece satın alıp gelir elde etmemizi sağlamıyorsunuz. Hep aslında bu zincirin bir parçası, LSV dükkan da öyle. Örneğin ayraç aldınız, bir kitap ayracı. Otobüste yolculuğu yapıyorsunuz, uçak yolculuğu yapıyorsunuz. Kitap okuyorsunuz bir yandan. Ayracı koydunuz kitabın arasına. Yanınızda oturan kişi o ayracı fark etti. LÖSEV aklına geldi. Oradan indi havaalanında. Atatürk Havalimanı'nda kumbaramızı gördü. LÖSEV'e fark etti. Oradan çıktı. Bir tane afişimizi gördü, bir gönüllümüzün astığı. Bir daha LÖSEV'e fark etti. Evet. Artık bundan sonra onun için sivil toplum deyince ilk olarak LÖSEV akla gelecektir. LÖSEV geliyor. Peki, ilk olarak LÖSEV akla geliyormuş değil mi? Hemen oradan onu bağlayalım. Birincisi LÖSEV, Türkiye'de en çok tanınan kurumlarda. Evet, iki Kızılay, üç Tema sanıyorum değil mi? En son böyle bir araştırma vardı. Çok yani, uzun yıllardır, evet, en bilinen. Yani o şeyler, kitap ayraçlarının sonuçları bunlar işte. Peki, şimdi sizden Sinem Hanım, sizden devam edelim. Bir Tuğla da Siz Koyun çalışması. En son hani bizim en çok televizyonda gördüğümüz kamu spotuydu bu. Artık eserine iyi bak Türkiye oldu.
Biraz onu açar mısınız? Nedir? Ne oldu? Tuğlalar kondu. Evet, tuğlalar kondu. Bir Türkiye'nin gerçekten eseri oldu. Evet. Bir hastane inşa ettik biz oraya. Sadece hastane değil aslında, kent diyorduk. Çok uzun yıllar biz LÖSEV'in en büyük hayaliydi kenti kurmak. Evet. Gerçek bir tesis oldu. Çok büyük bir tesis oldu. Aslında biz bu kampanyaya personel olarak destek verirken, yani gereken işleri yaparken, hani bu kadar büyük ortaya çıkacağına elbette inanıyorduk ama yine de o aynı oranda gittiğimizde hayranlıkla izledik gerçekten. Hı hı. Dünya standartlarında bir hastane çünkü. Özellikle hastanesi için söylüyorum. 3 binası var hastanemizin. Nerede bu hastane? Ankara'da. Ankara'da. İncek'te. İncek mevkiinde. 3 bina var. Biri hastane olarak kullanılıyor. Biri otelimiz. Biri de okulumuz. Eğitim verdiğimiz, lösemili ve kanserli çocuklarımıza hizmet verdiğimiz, aynı zamanda ücretsiz olarak hizmet verdiğimiz okulumuz ve hastanemiz var. 3 binadan oluşan çok büyük bir tesis. İçerisinde tabii ki bunu tıp personeli olmadığımız için, sağlık personeli olmadığımız için sadece bilgilerimiz doğrultusunda iletebiliyoruz ama Türkiye'nin hemen hemen hiçbir hastanesinde olmayan özel cihazlar veya normalinde diğer hastanelerde olduğundan daha fazla sayıda bozulma, aksama ihtimaline karşı veya sıra bekleme ihtimalini önlemek için her şeyi en iyi şekilde düşünülmüş, tüm donanımlara sahip, multidisipliner dediğimiz, yani tüm branşların olduğu bir hastanemiz mevcut bizim Ankara'da artık. Eskiden evet, yine de çok gurur duyuyorduk. Tabii şimdi bu esere bakınca daha farklı düşünüyoruz. Yine aynı şekilde düşünüyoruz ama standartlarımız da arttı. Losante yine vardı bizde. Hep vardı. 2000 yılından beri vardı. Losante ismi bize yabancı değil aslında. Bize yabancı, o yüzden ben her bakıyorum böyle. Sağlık demek aslında Losante, Fransızca. Ha, Losante. Tamamen tesadüf. Bizim isimlerimizin tamamı tesadüf. Mesela başkanımız Doktor Üstünezer LÖSEV'in kuruluş hikayesini anlatırken biz personellere ilk LÖSEV'in ismini LÖSEV, Lösemililer Evi, evet, diye düşünerek yapmıştı. Aslında sonra bir baktık ki aynı zamanda Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın da kısaltması. Yani artık gerçekten bu bir işaret, biz korunuyoruz diye düşünüyoruz gerçekten. Çünkü tüm Türkiye'nin, Türk halkının, Türk halklarının bu konuda bize desteği çok büyük. Çocuklarımızın, ailelerimizin, bağışçılarımızın, gönüllülerimizin, yani biz hep beraber o hastaneyi kurduk. Hep beraber LÖSEV'i kurduk. LÖSEV'i bugünlere getirdik aslında. Evet, çok da güzel bir yere getirdiniz hakikaten. Tebrik ediyoruz size. Teşekkür ederiz. Şimdi hani sohbet tam böyle kıvamına geldi ama bizim de yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Hani hep yükseliyor enerji ve bizim programımız bitiyor ama son olarak kampüs çalışmalarınız, biz de kampüsteyiz. Berçin'den de kampüs çalışmalarını dinleyelim istiyoruz kapatmadan. Dediğim gibi kampüs çalışmaları bizim için çok önemli. Çünkü LÖSEV'in gönüllülerinin neredeyse %80'i kampüs gönüllülerinden oluşuyor. Evet. Bizim çok genç bir gönüllü kitlemiz var. Bu yüzden de çok hırslılar, çok güzel aslında yapılan çalışmalar da bu. Kampüslerde az önce bahsettiğim gibi stand çalışmalarını ağırlıklı olarak yürütüyoruz. Ya da bilinçlendirme amaçlı seminer çalışmaları yürütüyoruz. Bugün burada paylaştıklarımızı biz derslerde sunum eşliğinde, kanserden korunma yollarını da anlatarak, sunumlar gerçekleştirerek yapıyoruz. Ve bu konularda bize öğrenci arkadaşlarımız destek oluyorlar. Hatta bu dönem mümkün olursa onların yapacağı sunumlarla daha da genişletmeyi planlıyoruz biz bu eğitim çalışmasını. Yani öğrenci arkadaşlarımızdan da sunum konusunda destek olacağız. Bunun dışında LSV dükkan ürünlerinin bulunduğu standlara yer verebiliyorsunuz. Oyuncak ve kuru gıda konusunda çocuklarımıza gönderim yapmak amacıyla kampüslerimizde ayrıca standlara yer verebiliyorsunuz ve bunların hazırlığını yapabiliyoruz burada. Yine Ege Üniversitesi ile yürüttüğümüz bir çalışmamız vardı geçen dönem. Onlar Umut Ağacı projesi gerçekleştirdiler. Biz onlara isim belirtmeden çocuklarımızın dileklerini ulaştırdık. Onlar kampüslerinde onları astılar, süslediler Umut Ağacı'nı. Ve isteyen kişiler o dilekleri alıp gerçekleştirerek gruba teslim ettiler. Yılbaşında da biz bu hediyelerin hepsini isteyen çocuklarımıza teslim ettik ve neredeyse 150'den fazla çocuğumuzun bu noktada hayalini gerçekleştirmiş oldular. Çok güzelmiş o. Bu tarz projeleri de yine kampüslerimizde gerçekleştirebiliyoruz ama bunun dışında
Geçtiğimiz sene kısa film yarışması gerçekleştirmiştik. Üniversite, Yaşar Üniversitesi'nden de katılım gösteren arkadaşlarımız oldu. Ne mutlu ki bize, yani kendi adıma Ege bölgesinden ve Ege Üniversitesi'nden çıktı kampüste. Tamam. LOSE projesinden bu birinci arkadaşımız kısa filmde seçilen. Yine tabii bunu tahmin ediyorum ki yakın zamanda yenileyeceklerdir. Yine buna benzer projeler devam edecek. Bu tarz projelerde de bizi İzmir ofisi temsil ederek buradan sizler de gönderebilirsiniz kısa filmlerinizi ya da resim, fotoğraf yarışmaları düzenleniyor dönem dönem. Şenlik'te desteğinizi alabiliriz. Hı hı. Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü diye bir etkinliğimiz var. Orada hep birlikte güzel bir yürüyüş yapabiliriz. Biz her türlü destek çıkmaya hazırız zaten. Biz aslında büyük düşünelim. Evet, evet. Sosyal medyanın gücü çok büyük artık. Şimdi konuşmamızın bir kısmında yetişkin hastalara yardımcı olduğumuzu söyledik. Hı hı. Arkadaşların hepsi Facebook, Twitter kullanıyorlar. Hı hı. Bu akşam Twitter'dan bunu paylaşsalar bu bilgiyi, bütün takipçileri bunu görse, hı hı, onların takipçileri görse, böyle böyle yayılsa, 3 gün sonra, 1 hafta sonra, 10 gün sonra, 2 sene sonra bir kanser hastasına denk gelse, o kanser hastası bu verdiğimiz desteği duysa, bize kayıt olsa ve bir ilacı biz bulsak, hı hı, o hayat bugün Yaşar Üniversitesi'nin öğrencilerinin akşam Twitter'da kampanya yürütmesiyle olur, kurtulur. O yüzden gerçekten ne yapabilirim diye düşünmesin hiç kimse. Sadece bir tıkla LÖSEV'e çok büyük destek olabilirler. Bu noktada bir uyarı da yapalım. Belki onu da paylaşmak isterler çevreleriyle aynı şekilde. Biz kapı kapı dolaşıp kesinlikle bağış toplamıyoruz. Evet, evet. Bu şekilde bir çalışmamız asla yok. Bunu bile paylaşsalar bugün, bir kişi 10 kişidir. 10 kişi 100 kişidir, 100 kişi 1000 kişidir. Eminim de o kadar kişi dinliyordur şu anda bizleri. Veya daha sonra dinleyecek. Evet. Bu şekilde ulaşabiliriz birçok insana. Bizim en çok üzüldüğümüz şey, bu sahtekarlar söz konusuyken, bizim çocuklarımızın, hastalarımızın, bu kadar zor durumda olan insanların sırtından bir şekilde para toplanıyor olması. Ve maalesef LÖSEV'in de adının bu anlamda zarar görmesi. Çünkü LÖSEV olduğuna inanarak veren veya vermese bile LÖSEV'in böyle bir şey yapacak kadar düştüğünü düşünen insanlar olabiliyor. Biz de bunun için çok üzülüyoruz. Bizim bütün bağış kanallarımız kurumsal ve denetimli kanallardır. Kesinlikle denetimsiz hiçbir kanaldan bu şekilde bağış toplamıyoruz. Süresiz yardım toplama iznimiz var. İzin almadan yardım toplama iznimiz var. Fakat yine de yapmıyoruz. Bu elbette marka değeri ve prestij için tabii ki. O yüzden kesinlikle itibar etmesinler yolda gördüklerini. Peki. Teşekkürler. Teşekkür Böyle ederiz. Bir bilgilendirme için de teşekkür ederiz. Programı yavaş yavaş kapatıyoruz. Geldiğiniz için her ikinize de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bilgilendirmeniz için de ayrı teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi biz her türlü katkı sağlamaya her daim hazırız. Çok teşekkür ederiz. Bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kampüste iyilik var.